Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki atom bombası felaketinin 75. yıl dönümünde Hiroşima'ya videolu mesaj gönderdi. 75 yıldır acıyı yüreklerinde yaşayan Japon halkına başsağlığı diledi. Benzer acıların bir daha asla yaşanmamasını istedi. İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşhum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. İnsanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri dediği Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Nazım Hikmet'in Kız Çocuğu şiirini okudu. Büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce. Gözlerim yandı kavruldu. Ağustos 1945 sabahı o korkunç nükleer saldırıya uğrayan Japonya'nın Hiroşima kentinde Barış Anıtı Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Erdoğan törene videolu mesaj gönderdi. Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocuklar ölmeye, minik bedenleriyle savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Dünya tam da Lübnan'da yaşanan patlamanın şokunu yaşarken Erdoğan Beyrut konusuna girmedi ama bölgede yaşananlara da vurgu yaptı mesajında. Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. Bir daha asla diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Lübnan halkının yaralarının sarılması içinse Türkiye seferber oldu. Yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Lübnan'a ulaşırken arama kurtarma personeli de gönderildi Beyrut'a.